Of, kırmızı kart çıktı. Ben kart vermez, uyarıyla geçer diyordum. Nasıl bir faul oldu ki? Bunu da atamam. Funes Mori. Çok net bir pozisyonu kaçırdı. Bu adamla gol atacağız ama zorlayacağız. Çıkarmayalım. Harbi biz 90 dakika bu adamı tutalım ve gol atmaya çalışalım. Dönelim. O rakip kaydı bu arada. Aç ayağına. Şimdi ortala. Her şey için çok iyiydi. Ama bunu da at. Merhaba arkadaşlar. PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Son transferlerimizde sahaya çıkacağız arkadaşlar. Henüz daha son çıkan futbolcularla maç oynamadım. Birlikte oynayalım istiyorum. Fakat farklı bir dizilişle oynayalım. Bu haftanın dikkat çeken dizilişlerinden bir tanesi de Adana Demirspor'un dizilişi. Adana Demirspor genelde farklı dizilişler kullanıyor. Hazır dizilişlerde bulunmayan dizilişler. Mesela önceden 2 ofansif orta sahalı, 2 santraforlu dizilişleri vardı. Şimdi de 4-3-1-2'nin kanatlı versiyonunu kullanıyorlar. Eğer 4-3-1-2'nin kanatlı şekliyle oynamak istiyorsak Adana Demirspor'u tercih edebiliriz. Şimdi oyun planı diyelim. En son çıkardığımız isimleri kadroya böyle gelişigüzel yerleştirmiştik. Şimdi hatta bu hafta tüm çıkardığımız oyuncuları kadroya alalım. Ama öncelikle dizilişimizi bir değiştirelim. Buradan varsayılan dediğimizde Adana Demirspor'un bu haftaki dizilişi bu şekilde. İki santraforlu, çünkü biz iki santrafor çıkardık Player of the Week'ten. İkisini de kullanalım. Hatta bir de şu Boven de var. Bu da gizli forvet. Bunu sağ kanatta kullanabiliyor muyuz? Evet, sağ kanatta kullanabiliyoruz. En son çıkardığımız isimlere bakıldığında şu forveti çıkarmıştık. Haaland'ı, yanındaki Funes Mori'yi. Sağ kanattaki Boven'i çıkardık. Kaleci Milinkovic Savic'i. Bir de Juventus'tan pazartesi paket açılımı yapmıştık. Mesela oradan Chiesa'yı çıkardık. Sol kanatta oynayabiliyor. Alınma sırası diyelim. Alınma sırası şeklinde burada sıralanmışlar. Kaleci Szczęsny'yi de yedeklere alalım. Alınma sırasına göre kadromuza baktığımız zaman ben adaylı sözleşmeden Dulefa'yı almıştım. Bu Dulefa'yı beğendim ben. İş görüyor. Yine de alalım, yedeklerde bulunsun. Şöyle ofansif orta sahalardan birini çıkaralım. Aslında kadromuzda ilk 11 tamam. Barella'nın yerine başka bir ofansif orta saha düşünebiliriz. Şimdi oraya biz Neymar alalım. Neymar'ı da seviyoruz kullanmayı. Ya da form durumuna bakalım. Dybala bayağı iyiymiş. Dybala'yı alalım. Barella da iyiymiş. Çok fazla forvetimiz var. Lewandowski'yi çıkaralım. Oraya Dybala'yı alalım. Yedeklerden, formda isimlerden. Thiago Silva da iyi gelmiş. Onu da zaten son zamanlarda çıkarmıştık. Geçen haftanın Player of the Week'inden. Böyle baktığımızda Ake de var. Sabek Kunde var. Sabek'i yerleştirebiliriz. Ake'yi sol bekte hiç kullanmadım ben. Bir Ake'yi sol bekte deneyelim arkadaşlar. Bakalım orada nasıl oynayacak. Savunma hattımız bayağı bir savunmacı oldu. Sağ bekimiz, sol bekimiz de aslında stoperden dönüşme futbolcular. Farklı böyle isimler var mı diye baktık. Genelde çoğunu da hep kullanmaya çalıştık. Ben farklı farklı kadrolar oluşturmaya çalışıyorum. Hep aynı isimlerle oynamamak için. Haaland, tabii Haaland'a farklı bir kartı geldi. Şöyle bu tarafa alalım. Şu futbolcumuzun güçlü ayağı sağ ayak. Yani bunun da özel, bu da mı kurnaz? İkisi de kurnaz oyun tarzına sahip. Keşke biri farklı olsaydı. Haaland'ın bendeki kartı fırsatçı golcüydü. Bu kurnaz oyun tarzına sahip. Rakibimiz geldi. 2633 takım gücü var kendisinin. Kullanıcı adında Mert falan gördüm de tamamını okuyamadık. Ülkemizden bir rakibimiz. Form durumumuz güzel. Yedeklerde Dulefo'yu da merak ediyorum. Yani iyi oynadı. Bu zamana kadar çok oynatmadık ama oynadığı maçlarda iyiydi. Onu da kullanmaya çalışırız ikinci yarı. Rakip 4-2-1-3 dizilimiyle geliyor. İleride Paris Saint Germain'den 3 tane isim var. Yedeklerde bu isimleri. Haaland'la başladık. Kimi? Aşağıyı görsek. Erling Haaland. Kontrol. Faul. Of, kırmızı kart çıktı. Ben kart vermez, uyarıyla geçer diyordum. Nasıl bir faul oldu ki? Hani direkt ya geçen maç oynuyorum. Bir maçta iki kere arkadan böyle daldı. Hiç kart vermedi. Şimdi de direkt kırmızıyı yapıştırdı. Çok ilginç. En solu görsek. Orada kanat futbolcumuz kimdi? Chiesa duruyor orada. Kaldırdık. Yeni transferlerimizden kafa. Funes. İsmi Mori'ydi galiba. Ake. Kimi? Ake. Taner'e yolladı. Gelişine Boven. Çok da iyi vurdu ama. Ben Ake'yle oraya pas vermek istememiştim. Çok iyi yere gitti.
Bowen de öyle bir vurdu ki gelişine. Hiç beklemiyordum böyle bir şut. Bowen'i zaten biz santraforda oynatıyoruz. Bizim ikinci santraforumuz. Rakip 10 kişi kaldı. Şimdi dengeler bozulacak. Bowen. Bu arada Bowen'i biz... pardon. Bowen'i sağ kanatta oynatıyoruz. Ben de bunu santrafordaki zannettim. Şimdi kafa. Şimdi şut. 2. Ben bu santraforla Bowen'i karıştırdım. İsmini de bir türlü aklımda tutamıyorum. Funes Mori miydi? Evet, Funes Mori. Bowen'le bunu karıştırdık. Bu da golünü kaydetti. Lewandowski. Şimdi bu maç tabii böyle dengesiz oldu. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Olmadı, biz de maçtan çıkabiliriz. Dybala. Funes Mori. Biraz daha oynayalım. Eğer rakibimiz bir şekilde dengelerse devam ederiz. Olmadı, çıkarız. Mbappe ile şöyle bir çalımı falan denedik. Yapamadı rakibimiz. Tekrardan Chiesa'yı görsek. Chiesa ile gidiyoruz. Aşağı doğru bir çalım hareketi. Şimdi falso. Akerip bir falso yollasak. Stoperimiz kaleci. Korner'e yolladı. Çok büyük boşluk yakaladı. Sanki 10 kişi biziz. Lionel Messi. Kenardan girdi. Şut açısı Ake. Solda Chiesa. Bir çalım hareketiyle geçelim dedik. Şimdi pası verelim. Orada Funes Mori. İçeri doğru gidiyoruz. Falso denesek. Kaleci Kurtuğa'dan çok iyi bir kurtarış. Mbappe. Orada müdahale bizden. İlk yarı bitiyor. Şimdi tabii bu maçta rakip 10 kişi. 11-11 oynayamıyoruz. Rakip de istediği oyunu oynayamıyor. Biz devre arasında maçtan çıkalım. Hani iyi bir test maçı da olmayacak. Bir ilk yarının istatistiklerine bakalım. Çünkü rakip 10 kişi olduğu için böyle istatistik çıktı. Şimdi biz çekilelim maçtan. Arkadaşımıza da biraz ayıp oluyor ama 10 kişi kaldığı için dengeler çok bozuldu. Ben de hani şimdi yüklenemiyorum, goller atamıyorum o kadar. 10 kişi kaldığı için. Ortada bir kupa maçı yok, bir avaraj falan durumu yok. O yüzden eğlencesine de oynadığımız için 11-11 oynayalım en azından. Rakibimiz geldi. Çok yakın kolektif gücümüz var. Sadece bir sayı fark var aramızda. Neymar'ın avatarını kullanıyor rakibimiz. Neymar var mı acaba elinde? Yedeklerde bu isimlerimiz. Barella ile başlayalım. Kimin yerine Barella'yı aldık. Onda da Barella varmış. Neymar şu an ilk 11'de gözükmüyor. Yedeklerde var mı? Hani yedeklerde Neymar'ın normal kartı var. Çaprazdan korner falan da kazanamadık. Dedim ki belki kaleci kornere falan sektirir. Yoksa pas da atabilirdik Haaland'a. Alır mıyız? Erling Haaland. Falsosu nasıl? Erling Haaland'ın falsosu bizi 1-0 öne geçirdi. Hızlı çıkmaya çalıştı rakibimiz. Tam da Haaland'ın olduğu yere. Maça adeta golle başladık. Çok uzaklardan sonla vuruşu. Kalecimiz Milinkovic-Savic. Aşağıyı görelim. Orada şu an bir boşluk var. Kunde tek pas. Bowen. Elini biri kaldırdı. Bir ortayı görsek. Şuradaki kim? Dybala. Falso vuruşuyor. Dybala'nın falsosu. Ben gol dedim. Kaleci müdahale mi etti orada? Gol gibi gidiyordu top. Kaleci de ilerideydi. Mükemmel bir gol gelebilirdi. Hiç müdahale de yok. Doğrudan Havut'a gitmiş. Mbappe yetişmemiz zor. Şimdilik şu açıyı kapatalım. Bastık aldık. Aşağıda yine Thiago Silva var. Bir daha Thiago Silva ile gidiyoruz. Hadi bir dudak uçuklatan orta. Bir kafa vuruşu. Kaleciden enfes bir kurtarış ama. Nasıl bir refleks öyle? Chiesa. Bekimiz geldi. Bir daha Chiesa'yı görsek. Hadi Chiesa. Arka tarafta Erling Haaland golü buldu. Kaleci artık bunu da kurtaramadı. Kalecisi kim? Dikkat etmedik. Çok güzel bir kurtarış yaptı az önce. Rakibimiz duraklattı. Belki oyuncu hamlesi yapabilir. Bakalım ne yapacak? Dizilişi değiştirebilir. Oyuncu değiştirebilir. Rakibimiz geri geldi. Oyuncu değiştirdi büyük ihtimalle. Kim çıktı? Kaleciyi mi çıkardı yoksa? Diaby, Haaland değişikliği var. İki. Neymar oyun almış. Bir yandan da oraya bakıyoruz. Oyuna da bakamadık. İki değişiklik. Ake.
Kimi? Chiesa şu aradan yollasak. Bu Funes Mori topu kaybetti. Neymar bileklerine çok hakim. Mbappe arasında paslaştı. Şimdi orayı kapattık olabildiğince Mbappe'yi kaçırmasın diye. Sağ tarafta boşluk var. Bekimiz şimdi oraya gitti. Neymar. Christensen. Nereyi kapatacağız diye düşünüyorum. Çünkü boşluklar var. Hızlı bir dönse, oyun yönü değiştirse çok boşluk var. Chiesa bir çalım hareketi. Şöyle bir dönelim. Dybala. Bir çalım. Şimdi dudak uçuklatan şutumuz az farklı avuta gitti. Dybala da iyi bir futbolcu aslında. Tekniği yüksek, formda geldiğinde kullanabileceğimiz bir isim. Ama öyle bir şey ki haftalık formu yüksek olsa da kendisi formsuz gelebiliyor zaman zaman. Zaten CS formu çoğu zaman formsuz. Şu ana kadar en etkili isim Dybala diyebiliriz. Genelde topu da ona döndürüyoruz. Kornerde de o var. Ters çizelim. Dybala'nın korneri arka tarafta gelmedi. Offside yoksa bir daha Dybala. Bir çalım. Şimdi falso. Direkt. Çok güzel bir gol atabilirdi. Dybala ile bayağı denedik ama bir türlü golü bulamadık. Çok şutumuz var. Haaland etkili. İki tane golü de kendi kaydetti. Birinde kazandı, diğerinde arka direkte. Gerçek hayatta da böyle golleri çok atıyor. Adamın golleri boş kale gibi ama doğru yerde bulunuyor. Kendini bir anda boşa çıkarıyor. Doğru yere koşular yapıyor. Şimdi doğru pozisyon alıyorsa o da bir büyük bir yetenek. Çok da fiziği iyi olan bir futbolcu. Zaten yattığı yerde hiçbir şekilde ışık falan tutmuyormuş. Wi-Fi'leri kapatıyormuş. Uykusuna çok dikkat ediyor. Hani bir röportaj vermişti öyle. Zaten yemesine falan da çok dikkat edermiş. O küçüklüğünden beri protein ağırlıklı beslendiğini aşçı falan anlatıyordu. Daha fazla istermiş hatta protein ağırlıklı yiyecekler olduğunda, yemekler olduğunda. Yani Haaland gibi bir cüsseye de hani fitnessçi gibi yemek lazım. Çok yakıyordur. Lionel Messi orada Dybala kazandı. Ake. Tekrardan Dybala'yı görsek. Şuradaki isim Chiesa. İki kişiyi ekart edelim. Chiesa. Şimdi falso yollasak. İşte falso masa veremedi. Topu hiç döndüremedi. Düz vurdu gibi oldu. Kunde. Şöyle dönelim. Sağda Boven. Attık geçtik. Şimdi dudak uçuklatır ortamız. Çok güzel bir orta. Son anda savunması. Dokunmasa boş kaleye atmıştık. Çok fazla şut çektik. Fakat kaleye bulan şut çok az. 3 tane kaleye vurmuş. Hep avutlara vurmuş oyuncularımız. Oyuncu derecelerine bakalım. Haaland 7.5. Rakip de Pedri 5.5 derece aldı. Rakibimiz geldi. Trabzonspor büyüktür. Hepsinden diyor rakibimiz. Oflu Muhammed miydi? Kullanıcı adını göremedim. Ofluluydu ama. Şimdi Chiesa'yı hemen değiştirelim. Rakibi de çok bekletmeyelim. Bir kadrosuna bakalım. 4-4-2 ile geliyor. İddialı da bir takım ismi var kendisinin. Şimdi bizi şamar olanla da çevirebilir. Farklı da yenebilir. Rakibimizin menajeri Abdullah Avcı olur mu? Koyu Trabzonsporlu biri Luis Roman'ı kullanıyor. Formalar karışmaz. Bakalım Trabzonspor hangi formayla gelecek? Gayet iyi. Sıkıntı olmayacaktır. Erling Haaland'ın vuruşuyla başlıyoruz. Karşımızda kimi? Dybala tek pas. Ah bir takıldı orada. İnşallah maç boyu devam etmez böyle takılma. Boven. Topu iyi kazandı. Dybala'ya geçmedi. Şu an iyi başladık maça. Rakibi çıkartmamak lazım. Ake. Haaland'a geçmedi. Son pasımız. Solda Ake. Erling Haaland. Erling Haaland çok kötü vurdu ama. Çok çok kötü bir vuruş çıkardı. Normal falsolu bir şut yollasaymışız. Rakip çok iyi geldi bu arada. İlk hata tehlikeli oldu. Kimi? Dybala. O futbolcumuza yollayalım. Funes Mori. Hadi bir dudak uçuklatan. Kalecinin müdahalesi var. Köşeye gidiyordu. Üstüne vurdu adamı. Köşeye vursana. Orası bomboştu. Kaleci. Şu ceza sahası dışındakini atsak. Ake değilse iyi. Kun demiş. Ceza sahası dışından şutumuz o az farklı. Bu kalecinin yine mi müdahalesi var galiba? Bunu da kurtardı. Ama güzel vurdu. Sert vurdu.
Bu sefer onu atmayalım. Doğrudan ortalayalım. Kimin ortası? Eli kanat. Aa, İnneç ona gelmedi. Şimdi kontra yiyoruz. Ne yapacak acaba? Ortayı gördü Thiago Silva. Dybala. Tekrardan Dybala. Boven. Dybala'yı görelim. Şimdi forvetimiz. Son. Hadi bir falso. Son'un falsosu üstten out. Biraz fazla girdi topun dibine. Lizarazu. Alır mıyız? Bastık. Top bizde. Son. Havadan pas versek. Orada bir koşu var. Hadi bir aşırtma. Bunu da atamam. Funes Mori. Çok net bir pozisyonu kaçırdı. Bu adamla gol atacağız ama zorlayacağız. Çıkarmayalım. Harbi biz 90 dakika bu adamı tutalım ve gol atmaya çalışalım. Thiago Silva vurdu. Neymar. Tehlikeli geliyor rakibimiz. Mbappe. Mbappe topu ağlarda. Rakibimiz 1-0 önde. Orada iyi boşluk yakaladı ve Mbappe ile kaçırmadı. Ake. Funes Mori. Solda son. Aşağı gördük. Son'un şutu. Boş kale Haaland. Şimdi Haaland'ı gerçek hayatta eleştiriyorlar. Boş kaleye falan atıyor diye de adam doğru yerde bulunuyor şimdi. Gerçek hayatta da öyle, oyunda da öyle. Çok doğru yerlerde bulunuyor. Her zaman da tabii boş kaleye atmıyor. Erling Haaland. Aşağıda biri koşuyor. Boven. Dönelim. O rakip kaydı bu arada. Aç ayağından. Şimdi ortala. Her şey için çok iyiydi. Ama bunu da at. Çok güzel hazırladı orada sağ kanattaki futbolcumuz. Şu forvetimiz de her pozisyonu kaçırdı. Her çeşit gol pozisyonunu değerlendiremedi. Aşırtma denedik, atamadı. Kaleciyle karşı karşıya atamadı. Ceza sahasına girerken vurmuştuk. Kafasıyla atamadı. Zorlayacağız ama. Harbiden yorulsa da o adamı çıkarmayacağız. Gol atmaya çalışacağız. Kısa paslaşmalarımız. Kenarda Kunde. Arkada şu Funes Mori. Bu sefer attı be. Boş kaleye de olsa attı. Bunu da neredeyse kaçıracaktı. Direğe çarptırmıştı topu. İyi ki direkten falan dönmedi. Buna bile kötü vurdu. Bunu da kaçırabilirdi. Adamlarımız hemen çömdü. Çok yoruldular cidden. Ama böyle devam edelim. Rakip hemen geri dedi. Bekletmeyelim kendisini. Bu şekilde devam edelim. Çok yoruldular. Galibiyeti hak ettiler. Son bir çalım denedik. Geçemedi. İşte bu riskli oldu. Koman. Koman'dan kalecimize. Hemen hızlı çıkalım. Hadi be Funes Mori. Bir topu da indir. Çok tehlikeli geldi. Kunde tek pas. Boven. Tekrardan görelim. Sağda Boven. Haaland öyle bir koşuyor ki. Erling Haaland. Dudak uçuklatanı tam yollayacaktık. Orada bir fiziksel temasta daldı. Ve maç bitti. Keyifli güzel bir maç oldu. O Funes Mori'ye gol attırmak için çok uğraştık. Sonunda da attı. Boş kale, boş kale. Zaten atmasa maç da bitiyordu. Son dakikalara yakın attı. Eğlencesi de oldu. O adama gol attırmaya da çalıştık. Rakibimiz de iyi oynadı. İlk golü attı. Zor oldu maçı çevirmek. Rakibimizin iki şutu var. İkisi de kaleyi buldu. Oyuncu derecelerine bakalım. Funes Mori maçın adamı seçildi. Yani zorla yaptık adamı, maçın adamı. Haaland, Kunde, bunlar yüksek derece alanlar. Rakipte de Mbappe golü kaydetmişti. 4-3-1-2'nin kanatlı versiyonuyla oynadık ama sıkıntı şöyle. Kanatlarımızın savunması yok. 2 santraforumuz var. Arkasında ofansif orta saha. 2 de kanat. 5 tane futbolcu, hücumcu. Savunma tarafı yoktu. Orta alan çok boş kalıyordu. Hücumda keyifli oluyor ama top rakipteyken orta alanı hızlı geçebiliyorlar. Güzel maçlar oldu. Player of the Week'ten gelen isimlere baktığımızda Haaland tabii önemli bir isim. Yüksek seviyeli güçlü bir kartı var. Yanındaki santrafor herhalde bir daha kadromuza giremeyebilir. Sağ taraftaki Boven çok böyle almışan bir futbolcu değil. Onu da sağ kanatta oynattık. Farklı bölgelerde de deneyebiliriz. Kalecimiz seviyesinin karşılığını veriyor. Kendisinden çok büyük bir beklentimiz yoktu. Öyle de çok büyük bir hata da yapmadı kendisi. Seviyesine göre hani normal bir kaleci. Juventus'tan çıkardığımız Chiesa formda geldiğinde iş yapabilecek yüksek seviyeli bir futbolcu. Çıkardığımız isimleri kısaca değerlendirdiğimizde bu şekilde yorumlayabilirim.
İnşallah sizlere de en çok istediğiniz futbolcular gelmiştir. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.